Bu çıkacak muhtemelen. Bu çıkarsa ben kafayı yiyeceğim. SS alın buradan. Stoklayın, çok ucuz. Söylemek istedim. Sonra önerdin de iğrenç çıktı falan yapmayın. Şuraya da taktım. Bunu ne yapacağım? İki çanta sormuştum. Bu mu bu mu diye. Diğerini seçmiştiniz ama ben bunu aldım. Kesinlikle ben de aynı düşüncede bir sürü insan bulabilirim şu anda. Bu böyle ne nasıl anlatılır ki erkek parfümleri? Kılıf. Önce bunu buraya takıyorsunuz. İçim şu an 3 kat falan olduğu için. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün pek enerjik değilim. Oruç tutmuş olduğumdan dolayı birazcık böyle ne bileyim halsiz olabilirim. Ama yeterince ürünlerimden dolayı mutluyum. O yüzden çok süper bir ayrı enerjiyle karşınızdayım. Şimdi bu video artık ben ve video ayrılmaz ikili oldu. Alışveriş videoları, aldığım ürünler. Bu sefer kozmetikleri çekmeyeceğim ama işte giyimdir, aksesuar sayılmaz da işte çantalar falan otur aksesuarlar olacak. Onları göstereceğim işte, inceleriz falan, birkaçından memnun kalmadığım şeyler var, onları falan söyleyeceğim size. Şimdi ilk olarak küçük parçalardan başlayayım diyorum, daha sonra büyüklere geçeceğim. Arkada da bir tane elbise var, onu da öyle bir görsel olsun diye koydum. Şimdi ilk başta en beğendiğim ürünlerle başlamak istiyorum ki dün elime ulaştılar. Telefon kılıfları. Şöyle bir kampanya vardı. 3 al 2 öde gibi bir kampanya vardı. Kargo zaten ödemiyorsunuz. Bu arada kutusu çok güzel değil mi? Şurada kılıflar var. Açtığınızda böyle. Ben çok beğendim. Şimdi ilki bu. Kesinlikle benim favorim olan. Çok güzel. Zaten bu telefonda takılıydı dünden beri. Video çekeceğim falan diye böyle göstereceğim diye çıkardım. Eskisini taktım. Şöyle ki yani daha önce DRK'den bir kılıf kullanmadım ama şuraları tüm kılıflarda olduğu gibi zamanla soyulabilir böyle kenarları falan. Çünkü hani böyle elinizle şey yaptığınızda hissediyorsunuz böyle. Hani o tırtık şuralarını falan hissediyorsunuz. O yüzden hani belki iyi, minik minik soyulmalar olabilir dediğim gibi bununla ilgili. Ama yani çok esprili, çok güzel bir kılıf. Çok beğendim. Hadi dedim bunu almışken ikinciyi alayım. İkinciyi alınca zaten üçüncü hediye olacak. Ondan sonra şu kılıfı gördüm. Bunu seçtim. Bunu böyle yaklaştırayım. Bunu şey sanarak aldım. Üçüncüyü de öyle. Tamamen böyle hani silikon, şeffaf kılıf değil de şu böyle pembe tonlarda biraz daha sert kapak sandım. Daha sonra aldığımda arka tarafı bu şekildeydi yani. Şöyle göstereyim de işte kenarları şeffaf hani. Yani tamamen şeffaf kılıfın üzerine baskı yapılmış ama baya kaliteli. Tamamen mat. O şekilde yazısı hoşuma gitti. Yazı için aldım. Arkada da böyle yapraklar falan hoş duruyor yani. Telefona taktığımda da hoş duruyor ki şey benimki mor. Yani telefon mor. Morun üzerine gayet güzel duruyor. Böyle pembe falan acaba hani şey olur mu diye düşünmüştüm. Mesela beyaz telefon üzerine çok daha güzel durur. Ama güzel durdu yani. Söyleyebilirim hani. Öyle. Üçüncü de şu sırf hani almak için aldım gibi bir şey oldu ama yine aralarında üçüncü olarak en beğendiğim de buydu. Böyle aslanlı bir kılıf. Şurada adımı yazdırdım alta. Bunun tek sorunu şurasında minik böyle bir soyulma gibi bir şey var. Ya baskı hatası ya da daha sonradan oldu. Ama hani böyle kazıdığımda falan çıkan bir şey değil. Yani bunun da çok minik bir kusur vardı ama hani çok da zaten belli olmuyor diye yer vermek istemedim açıkçası. Böyle bu da diğerinin söylediğim gibi böyle şuraları şeffaf. Yan çeviriyorum ki yanını iyi görün diye. Üstüne de baskı. Bunları sert kapak sanarak aldım ama öyle çıkmadı. Şimdi onu kapatıyorum ve diğer ürünlerime geçiyorum. Burada 3 tane vardı. Bunu bir saymayın, tamam mı? 3 tane ürün burada var. Şimdi parfümlere geçeceğim. Çünkü minik minik parçalar. Onlardan devam edeceğim. Şimdi burada şöyle bir sepetim var. Devrilmesin. Şu an bunun içindeler. Şimdi anlatacağım tek tek. Birincisi şöyle ikili paketlerdi. Bakın tek tek almadım. İndirim sayfamda da paylaşmıştım. İndirime girdiği gün ve o gün aldım. 3-4 gün içinde elime geldi. Kullanmadım evde oluşumdan dolayı.
Ama ikisinin de kokusu bence çok güzel. Zaten detayların sitesinde yazıyor daha çok ne tür koktuğu falan. Şimdi bir tanesi bu. Wondrous. Ya bu biraz daha çiçeğimsi kokuyor zaten Rose'dan. Hani anlamışsınızdır. Diğeri de bu. İkili satılıyorlar dediğim gibi. Tek tek de alabilirsin ama ikili kampanyadaydı. Bu biraz daha fresh. Yani benim de çok hoşuma gitti. Ama ama ne? Böyle ikili işte. İkili 59,90'dı. Normalde tanesi 40-50 falan civarında oluyor. İkisini 59,95'e aldım. Ki bununla kalmadım. Bunları da aldım. Evet. Düz tutayım. Neden aynı şeyi gösterdin diyorsunuz değil mi şu anda? Çünkü kaldıramadım. Kaldıramıyorum şu anda ürünleri. Şöyle yapayım. Böyle aldım. Stoklayın, çok ucuz. Fiyatları artar 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 artar, daha da artar diye düşünüyorum yani. Bunun yanında da erkek parfümü alalım dedik. Ve şunları da sipariş ettik. Şimdi bunlar da böyle yine ikili set. Kutularını attım bu arada, çok fazla yer kaplıyor diye. Şimdi kokularını size söyleyeceğim. Bu böyle ne, nasıl anlatılır ki erkek parfümleri? Neyse. Güzel. Bunlar da işte içerikleri sitesinde yazıyor. Böyle bunlar da ikili set olarak 69,95'ti. Ya da 99. Bunlar da tanesi işte 35'e gelmiş oldu. Diğerleri 30'a geliyor tanesi. Bunlar 35'e gelmiş oluyor. Erkeklerin indirimi bir tık daha azdı o açıdan bakarsak. Böyle hani ikili kampanyalardan hala yararlanabilirsiniz. Çünkü sürekli stokları güncelliyorlar. Onlara bir bakabilirsiniz. Yani ben çok memnunum kokularından. İkisi de çok güzel çıktığı için çok memnunum diyorum. Ve hani sıktığınızda da bayağı bir kalıcı oluyor. Yani, tabii ki sürekli kullanmıyorum da geldiğinde bir sıktım hani nasıl kokacak falan filan. Bayağı kalıcı, öyle söyleyebilirim. Yani yatarken sıktımsa hala kokuyordu. Neyse. Ürün değiştireceğim. Ama ürün değiştirmeden önce birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Birkaç da değil, bir tane. Şunu esans videomda çekmiştim, paylaşmıştım sizlerle bu ürünü. Şunu tam netlemedi sanki. Neyse, bunu az önce makyaj yaparken sürdüm. Benim çalkalamamış olmamdan da kaynaklanıyor olabilir ama hani bu direkt böyle ya, şöyle açılıp ters çevirip dökülüyor ya, ilk gelen bir 10 pıtı falan su gibiydi. Yani o içindeki yağımsı şeyi aktı. Direkt fondöten olarak akmadı. Tavsiye etmiştim, güzel demiştim. Yüzümde hala beğeniyorum da. Böyle bir de sorun yaşadım. Belki siz de yaşıyorsunuzdur. Ama dediğim gibi çalkalamadığım için olabilir. Öyle dipnot olarak söylemek istedim. Sonra önerdin de iğrenç çıktı falan, yapmayın. Güzel ama dediğim gibi durduğu yerde muhtemelen düz de durduğu için üstteki çıktı o suyumsu şeyler işte. Neyse. Neyse. Şimdi kıyafetler ve çantalar var. Bir kıyafet bir çanta gibi gideyim. Diyorum. Evet, şu en küçük parça şu. Şununla başlayacağım. Şimdi bunu Mor Hippo'dan sipariş ettim. Tersi düz de birbirine benziyor. Şöyle yapayım. Şimdi bu bir büstiyer. Şu parça dümdüz. Bunu bu arada gümüş küpeleri çektiğim videoda giymiştim. Buydu. 7,90'a ya da 6,90'a, 7 diye kodlamışım kafamda. O fiyata aldım. Şey için aldım aslında. Bu de facto videomda da, hatta şuraları böyle kart olarak yerleştiririm. De facto videomda bir tane böyle transparanımsı uzun kollu bir bluz vardı. Onun için illa bir şeyle giyerim demiştim. O gibi şeylerin içine giymek için aldım. Ama hani boyu falan çok kısa değil böyle. Evet, çok kısa duruyor ama yüksek bel bir şey giydiğimde mesela çok sırıtmadı. O yüzden mesela o gün bununla çektim o videoyu. Gayet memnunum. Kumaşı biraz şey, hani pamuklu değil. O yüzden böyle yazın yakabilir insanı. Çok emin değilim ama annem hep öyle der. O yüzden bir bakabilirsiniz. Stoğu duruyorsa eğer mesela. Hani yazın normal sahilde falan bile bir şeyin üstüne geçirebilirsiniz. Tişört gibi giyebilirsiniz. Diyorum ve bir tane de etek göstereceğim. Ondan sonra diğerlerine geçeceğim. Şimdi eteği bayılarak aldım, tamam mı? Kesinlikle bayılarak aldım. Hatta şöyle ki hani fiyatı açıkçası 80 liraydı. 10 lira da kargo ödedim. 80 lira değil, 180 lira olsaydı emin olun ki tereddütsüz alırdım. O kadar beğendim. Bu kadar anlattım, neden diye soracaksınız. Şuraya şu anda şeyi yerleştireceğim. Mankeni yerleştireceğim. Bir onun üzerindeki duruşuna bakın, tamam mı?
Bir de eteği kendi üzerimde çektim bu şey kısmını, düğmelerin kısmını. Şimdi de onu yerleştireceğim. Şurada şu an olması lazım. Bir de buna bakın. Şimdi geri dönün, diğerine bakın. Dönün bir daha buna bakın. Aynı mı? Hayır, değil. Şimdi incelemesini yapıyorum, tamam mı? Etek böyle. Direkt böyle geliyor size. Bunu giyiyorsunuz. Şurası işte. Popo kısmı. Tamam mı? Buraya oturttunuz. Hatta ayakta göstereceğim bunu. Bekleyin. Üzerindeki ürünü de gösterecektim ama neyse. Şimdi şurasını şöyle oturttunuz. Tamam mı? Ay, yüzüm de çıktı. Bu buraya gelecek. Ama önce bunu, şurada bir düğmesi var. Önce bunu buraya takıyorsunuz. İçim şu an 3 kat falan olduğu için bir de bol oldu yani. Bunu buraya takıyorsunuz, tamam mı? Ondan sonra burada bir kırışıklık var zaten. Burada bir dikim hatası var belli. Sonra bunu çevirip buraya takıyorsunuz. Ki bak, düğme nerede? Bir de fotoğrafta nerede? Bir daha koyacağım buraya. Böyle duruyor. Boyu derseniz iğrenç. Şurası kulak gibi duruyor, bu çıkıntı kısmı. Böyle bayağı iğrenç bir şey. Neyse. Çok güzeldi duruşu. Ama gelince asla ve asla öyle olmadı. Bazen böyle de olabiliyor. Yapacak bir şey yok. İade edeceğim ama etmeden önce göstermek istedim. Sonuçta hem aldığım için hem de izleyip de almaktan vazgeçenler olabilir. Eline ürün güzel gitmiş olanlar da olabilir. Belki de bu üründe bir hata vardır. Hani fabrika hatası vardır. Bilmiyorum. Ama dediğim gibi yani şöyle düzle tutacağım. Bir düğmenin yerine bakın Allah aşkına. Asla aynı ürün değil. O yüzden çok üzgünüm bu konuda. Etiketiyle ilgili de. Şurada kodu var. İstiyorsanız kodumu da göstereyim de bir bakın yani. SS alın burada. 36 aldım. Bu arada ki ben 36, bazen hani 38 giyen bir insanım dar olduğunda, sevmediğim için. 36 bol. Çok fazla bol hatta, öyle söyleyeyim. Çok da bol kalıplı bir şey. Neyse, moral bozmayacağım. Şimdi bir çanta göstereyim size. Daha sonra üzerimdekini gösteririm. Bir de bir iki tane bir şey var. Bu falan var. Onunla ilgili de bir şey anlatacağım. Ama sıra bu güzellikte. Şimdi öncelikle bunu açıyorum. Her ürünle ilgili bir sıkıntı yaşamak zorunda mıyım? Bu videodaki neredeyse. Evet, zorundayım. Neyse, çantayı koyduk. Şimdi arkadaşlar, bir bel çantası. Çok da güzel, çok şık bel çantası. Buraları böyle açılıyor, böyle değil. Bu şekilde duruyor, kemer şeklinde takıyorsunuz. Şimdi içini gösterecek olursam, içi şey, minik. Böyle bir minik şey falan yok, fermuarlı bir gözü falan yok. Şuradan şeyini göstereyim. Kodumu işte araştıracaksınız, bakacaksınız diye. SS alın buradan. Neyse. Bunu geçiyorum şimdi. Çok güzel duruyor. Evet. Eğer hani kemer yerine değil de normal bağlayıp hani şöyle falan takacaksanız da evet, çok güzel durabilir. Ama sorunu yine ayağa kalkarak göstereceğim. Şimdi bu burada duracak değil mi? Hemfikiriz. Şimdi neyse, buradan geçmediğini düşünün. Da buradan. Tamam, buradan geçirdim bunu, tamam mı? Bak şimdi izle. Böyle duracak yorum, tamam mı? Hadi doladım, kemerimin içinden de geçirdim diyelim. Geçirdim, tamam mı? Buraya kadar geldi. Bunu taktım. Burada duracak, bakın önü hala aynı. Taktım. Bu ne? Yani bunun son deliği burada. Belime taktığımda, hadi şöyle tutayım, burada. Yani şundan bir 3 kat falan var, bilmiyorum, net görüyor musunuz? Tamam diyelim ki bunu da böyle hani geçirmedim şu anda. Bir şekilde orayı değerlendirdim, taktım. Buraya kadar getirdim. Şurada son kemerimin bir şeyi var işte. Şuraya da taktım. Bunu ne yapacağım? Ya şöyle içine falan soktum böyle bir kere denerken. Ama hoş durmuyor çok fazla. Yani en fazla böyle kullanabiliyorsunuz. Şurası çok hoş durmuyor. Bence buna bir çare bulunması lazım. Ya da ben bunu kestireceğim şuradan falan. Kestireceğim mesela. Burada bitecek çünkü. Gidip de 2 kilo, 2 katım olacak kadar kilo alacak halim yok yani. Şuradan falan kestireceğim. Burada böyle bitecek. Yani şurası şurada kalmış gibi böyle takılabilir. Bunu geçtim. Diğer türlü denememiştim. Diğer türlü deneyeceğim bir de. Şuradan çıkarıyorum ve deniyorum.
Bunu diyelim ki bu sefer kendi delikleri bakın bu kadar. Bu kadar. 5 tane mi 6 tane mi ne? Şimdi bunun hadi böyle ikincisine takıyorum şu anda, tamam mı? İlk defa böyle deneyeceğim. Böyle taktım. Her neyse taktım işte, tamam mı? Böyle. Şu an çok aşağıda oldu zaten. Diğerlerine takayım. Şu anda ne çektim ya, durun. En sondakine takıyorum, en dar olanına. Şu an taktım. Şöyle de bir geçireyim. Çok da önemli değil. Şimdi şöyle takacağız. Yine bol. Yani bol olmasa belki, hani şuraları da kötü durmaz. Çünkü direkt böyle bir dikdörtgen görüyorsun ama buraları var aslında. Şöyle durması lazım. O yüzden belli bir sıkıntı var. Neyse, dediğim gibi ya kestireceğim edeceğim. Bir çaresine bulacağım bunu. Öyle. Tek sıkıntısı bu. Ama onun dışında hani boyut falan biraz küçük gibi duruyor. Ama minik cüzdan kullandığım için benim telefon cüzdanım, bir şeylerim sığıyor. Yani birkaç bir şey sığar, böyle parfüm var mı atabilirim miniklerden. Yani öyle. Biraz sıkıntılı. Neyse. Sıkıntısız bir ürün göstermek istiyorum o zaman. Müsaadenizle bu kadar sıkıntıdan sonra. Bunları sonra yerleştireceğim. Şimdi üzerimdeki ürüne geçeceğim. Tekrar ayağa kalkıyorum. Bunu Trendyol'dan aldım. Kodunu yazarım. Şimdi ben bunu böyle tişörtmüş gibi şortun içine soktuydum. Evet. Ama bu bir şöyle yapacağım. Plaj elbisesi. Şöyle biraz indireceğim kamerayı. Böyle. Böyle kısa boylu bir plaj elbisesi. Altına yine isterseniz şort giyersiniz. Ya da yazın zaten bikinin üzerine giyeceğiniz için çok şey olmaz. Ama böyle kolları falan çok güzel. Ben bayağı beğendim. Böyle şuraları da böyle püsküllü falan. O yüzden bunu beğendim. Bunda hiçbir sorunum yok. Bunu sadece çok beğendiğim için böyle gösteriyorum. Sıradaki ürün yine bir çanta. Bu arada az önce gösterdiğim Beymen'i ilk bandırmaya geldiğim gün aldım. Zaten takamadığım için asla poşetinden çıkarmadım. Öyle yatıyor dolabın üzerinde. Ama bu tür bir videoda çekmediğim için bu videoya saklamış oldum aslında. Öyle diyeyim, hepsini aynı anda almadım. Sesim. Neyse. Diğeri de bu Tommy çanta. Instagram'dan takip edeniniz varsa size sormuştum. İki çanta sormuştum. Bu mu bu mu diye. Diğerini seçmiştiniz ama ben bunu aldım. Çünkü neden? Çünkü aynı renklerde ayakkabım var. O yüzden çok güzel olur diye aldım. Şimdi. Bunu alırken son bir ürün kalmıştı. Tamam mı? O yüzden biraz panikledim. Ya biterse deyip aldım. Ama bunun öncesi var. Yaklaşık böyle bir ay önce falan beğenmiştim. Almadan bir ay önce ürünü. Böyle bir dedim, indirime mi girse, biraz beklesem mi etsem mi falan. Bir ay geçti. Bir girdim öylesine bakmaya. Bir ürün kalmıştı. Sipariş ettim. Öyle çok da emin değilim. Hala emin değilim çantadan. Çünkü tamamen bez. Mesela atıyorum kirlendi, tamam mı? Çünkü beyaz yani. Ben bunu kışın takmayacağım, yazın takacağım. Ki orada burada kirlenecek bu çanta. Bu çok bariz. Şurası şeyli. Tamam, Tommy kaliteli bir marka. Hani ürünü de öyle ama şurası şey mesela, baskı. Şunlar değil ama şurası baskı. Ben bunu makineye atarsam bu çıkacak muhtemelen. Ya bu çıkarsa ben kafayı yiyeceğim. O yüzden hala iade sürem var. Hani eder miyim bilmiyorum ama hiç de emin değilim, öyle söyleyeyim. Burası bu sefer diğeri gibi değil. Beğendik gibi değil. Böyle şeyler. İşte geçirmeli. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Böyle takayım mesela işte. Böyle duruyor. Yani duruşu falan güzel. Onunla bir sıkıntım yok. Ayakkabımla da dediğim gibi uyacağı için aldım. Ama bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Ya şey olursa, bozulursa, kirlenirse çok üzülürüm. Kodu şurada var. Şuradan kodunu göstereceğim. Burada net okuyamıyor olabilirsiniz. Çünkü ön kameradan çekiyorum. Kodunu giderim olmadı. Ya da fotoğrafını çekip eklerim. Oradan bakarsınız. Böyle. Bu da böyle. İki gözü var. Birazcık da ürün özelliklerinden bahsedelim. İki gözü var. Böyle önde bir tane minik gözü var. Arkada da işte kocaman bir gözü var. İçinde yine bir fermuarlı falan kısım yok. Direktman işte şurada Tommy Jeans yazıyor. Direkt iki gözlü. Böyle bir çanta. Bunu da sonra yerleştireyim. Şuraya atacağım. Şimdi şu arkadaki üründen bahsedeyim. Sonra bir ürün kalmış olacak. Şimdi
Ürünü giymeyeceğim. Direkt oradan böyle yorumlayacağım. Şuraya çektireyim mi? Hatta düşer mi? Düşmez. Düşerse de düşer. Şimdi ürünün fotoğrafına şuradan bakın. Tamam mı? Önü bu şekilde. Önüyle ilgili bir sıkıntı yok. Önü hiç açık değil. Ben böyle bir tık acaba açık olur mu dedim. Asla açık değil. Böyle işte şey var. Yırtmacı var. Bu da şey olarak gelmiyor. Burası dikili. Tamam mı? Dikili. Şimdi arkasını çevireceğim. Şuradan. Arkasındaki şu bel kısmı çok pot duruyor. Tamamen bol duruyor. Ve ben 36 bedenini aldım. Yine bol oldu. Hani bir tık yine bolluğu var. Böyle hani sürekli şey yapmak istemiyorum. Bol 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 demek istemiyorum. Ama geldiğimden beri zaten kilo verdim. Bu çok bariz hani. Bayağı bir kilo verdim. 36'sı bol oldu. Ama arka tarafı yapılabilecek bir tadilata girebilecek bir kısım. O yüzden hani çok sıkıntı yapmadım ki fiyatı 35 liraydı. 35 liraya bir abiye elbise alıyorsunuz. Yani o kadar da sorun olsun ya, yaptırırsınız ne olacak diye düşünüyorum. Tek sıkıntıya gelirsem yine bir sıkıntı almak zorunda. Şuraları var ya, şuraları bayağı bir sim döküyor giyerken. Saçınız başınız düğüne gidiyor gibi oluyor. Mesela şu an yaptım şöyle bir kere. Böyle oluyor. Neyse. Böyle ne çaresi bulunur bilmiyorum. Evet, çok günlük bir kıyafet zaten değil. Olmadı işte, özel zamanlarda falan tercih edeceksiniz. Yani 35 liraya alabilirsiniz bedeni stoğu falan böyle güncellenirse. Öyle, fiyatına göre çok iyi. Bu arada üzerimdekinin fiyatını söylemedim. Şu an 60 lira görünüyor olabilir indirimsiz dönemse. İkisini toplam 90'a falan aldım. 45 falan, bir de 10 lira kargo koydum. Maalesef. Yani o kadar ürün alıyoruz Trendyol. Yani kendi ürünlerine bari kargo ödemeyelim. Değil mi? Kesinlikle ben de aynı düşüncede bir sürü insan bulabilirim şu anda. Neyse. Devam ediyorum. Son ürüneme geçeceğim. Yavaşlasam mı biraz acaba? Yine hızlı mı konuştum? Hep diyorsunuz ya hızlı konuşuyorsun diye. Neyse. Geçiyorum. Bershka'dan bir mont aldım. Şöyle gelişi güzel tutayım. Ürünü, tamam mı? Şeyde üzerimdeki hali var. Yine olmadı. Giyerim. Şuraya kart olarak bırakayım. Tıklayın bir gidin. Bakın ilk dakikalarında zaten. Vlogumdaki gün, vlog çektiğim gün geldi kargo. Kalktım, o gün kargo açtım falan böyle. Ürünü denedim. Tam bir şekilde ne, her açısını görebilirsiniz o videoda. Burada sadece şöyle bir üzerime geçireceğim. Orada anlatmıştım, tekrar anlatıyorum izlemeyenler için. Ürünün fiyatı 270 liraydı. Tamam mı? Sonra ben daha İzmir'deyken bu ürün bir indirime girdi. 161.95, 162 liraya düştü. Ben de dedim ki wow, çok iyi indirim. Montu zaten çok beğendim. Hemen almalıyım. Mağazaya gittim. Bedeni yoktu. Online'da zaten bedeni yoktu. Sonradan baktım. Bedeni tamamen tükenmiş her yerde. Ben de ürünü favorilere attım. Daha sonra bedeni gelirse alayım diye. Sonra bir ay geçti. Bedeni gelmedi. İki ay geçti. Bedeni gelmedi. Üç ya da dördüncü ay falan olması lazım. Bir baktım. Ürün 107.95. Ve bedeni var. 108 liraya almış oldum. Small'u vardı sanırım sadece stokta. Small ya da X-small vardı ya da. Çünkü medium olsaydı medium'unu alırdım. Kolları birazcık kısa geldiğinde beni deli ediyor böyle şeyler. Uzun kol olduğunda kolum buraya kadar gelecek yani benim. Şurada falan bitersek çıldırırım. Diğer başka montum o yüzden medium mesela. Hani kalıp olarak birazcık daha bol oluyor ama çok şey olmuyor. Öyle. Small'unu aldım yani. Tam oldu. Kolları falan da kısa gelmedi. Fiyatını göstereceğim. Şu 107.95. Bir de şuradan kaldırdığımda şurada bir 200'lü bir fiyatı görüyorsunuz şu üstteki. Bu alttaki 161. Döste ilk fiyatı var. O yüzden fiyatı çok çok uyguna geldi. Seneye gidip de 400 liraya hiç mont alamam. Kusura bakmasın kimse. O yüzden aldım. Seneye gideceğim. Bazanın altına koyacağım şimdi. Seneye gideceğim. Ama şimdi de şöyle bir giyeyim değil mi? Şöyle geçireyim üstüme. Ha, bu arada kolları çok güzel. Bakın burada şeyleri var böyle. Bunun üstüne de bu geliyor. Bayağı iyi. Siyahın üstüne de ne gitti ya böyle. Plaj elbisesi üstü mont. Harika. Böyle. Tam duruşunu görmek istiyorsanız videoya tıklayabilirsiniz. Yine koyuluyorsa şuraya yine koyarım. Bu konuda çok uzman değilim. Şu an iki kere aynı kart ekleniyor mu bilmiyorum. Mesela şu an öğrenmiş olacağım. Neyse böyle bayağı güzel. Herhalde sorun yaşamadım. Tek ürün bu falan yani. Hani giysi ve çanta bakımında. Şu pul döküyor. Sim döküyor. İşte etek zaten tamamen faul. Çantalarda sıkıntı var. Biri kirlenir demiştik. Durduğu gibi de durmuyor.
durduğu gibi durmuyor nasıl bir cümle? Size hemen anlatayım. Fotoğrafında durduğu gibi değil ürün. Ya şu tekrar ileri dönmüş olacağım aynı ürünü ama şimdi şu baskılarının yanları böyle hafiften blurlu blurlu, anladınız mı? Dümdüz değil. Sanki mesela Tommy'nin şu M'sine bakın. Şu iki çizginin arasında beyazlık olması lazım ya, orası pembe şu an mesela. Anlatabiliyor muyum? Net görmüyorsunuz ama öyle gerçekten. O yüzden hepsinde bir sıkıntı yaşadım. Tek sevdiğim şey şu mont. Çok güzel. Bunu da böyle 107 liraya favorilerin, ne bileyim, bedeni gelir bir şey olur. Bir de şey vardı. Pembe siyah mı? Pembe beyaz mı? Pembeli bir şey vardı. Pembe çok bana göre değil diye almadım açıkçası ama. Bir bakarsınız, olmadı ya. Öyle. Ürünlerim bitti. O yüzden ne konuşsam diye birazcık düşündüm. Ama konuşacak bir şeyim kalmadı. Dediğim gibi montun tam duruşu için vlog, hangi vlogdu? İlk şu geç uyanmalı vlog başlıklı vlog'a tıklayıp ilk dakikalarından hemen montu bulabilirsiniz. Zaten çok ilerlerde falan değil. İlk 3. dakikada falandır yani. Direkt kargo açıyorum çünkü uyanıp. Onlardan bakabilirsiniz. Çantaların kodunu falan bir şeylerini yazarım ama, ya da fotoğraf böyle gösterdim ya buradan, oradan SS alın bakın. Eteği bence almayın. Benimkinde sorun varsa bilmiyorum yani. Trendyol'un da günahını almak istemiyorum ama asla aynı ürün değildi. Öyle. Çok da bir şey demek istemiyorum. Ürünlerim bu kadar sonuçta. Ürün göstermeye geldim. Alışveriş göstermeye geldim. Konuşamam daha fazla. Bir sonraki video yine ne olur bilmiyorum. Çünkü pat diye böyle bir video fikriyle gelebilirim. Ürün göstermeden falan. O yüzden hiç emin değilim. Takipte kalın, abone olun, bir şeyler yapın, videoyu falan beğenin. Tabii hoşunuza gittiyse. Ne gitmiştir diye düşünüyorum. Bu kadar izlediniz. Bu kadar izlediyseniz gitmiştir. Bence bir like hak ettim. Öyle yani. Kendinize iyi bakın. Kapanışı direkt pat diye yapıyorum şu anda. Hoşçakalın.